22 gün geçti üzerinden Sinan Ateş cinayetinin, ama bakın halen şunu soruyoruz: tetikçi nerede? Tetikçiye ne olmuş olabilir? Tetikçi öldürülmüş olabilir mi? Azmettirici diye birisi evet bulundu da, azmettirdiği söylenen kişi de, o da diyor ki Yargıtay'da benim dosyam vardı, ilgilenmedi, o yüzden de ben de gözdağı vermek istedim, öldürmek istemedim falan. Böyle ifadeler havada uçuşuyor. Ama bir siyasi cinayet gerçekleştirildi 30 Aralık tarihinde Ankara'nın göbeğinde. Ardındaki odaklar, kişiler, aslında kimler, bu isimler kimlerdir diye bu sorular soruluyor. Çünkü görünenin ardı olduğu ifade ediliyor. Görünenin ardı olduğu da kendini gösteriyor sevgili izleyiciler. Şimdi bunun üzerinden bu kadar zaman geçmişken, siz perdesi de henüz aralanamamışken, CHP liderinden dün bu saatlerde bir sözün haberi geldi. Seçimden sonra bu cinayetin aydınlatılacağını söyledi. Böyle bir net vaadi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela sessiz. Nasıl? Dün Bursa'daydı biliyorsunuz. Bursa'da bir miting gerçekleştirildi. Bursa, Sinan Ateş'in de memleketi aynı zamanda. Ama orada açılan pankarta bile bir müdahale görüntüsünü gördük biz. Sinan Ateş'in dayısının sözleri var. Bugüne damgasını vuran, onu bir ekranlara getirelim. Diyor ki evladımızın katili mecliste. Sinan Ateş bizim de evladımızdır. CHP'de ülkücü arkadaşlarımız var. Sinan Ateş onların da evladı, kardeşi, yol arkadaşları. Cumhuriyet Halk Partisi kardeşimizin, şehidimizin hakkını savunacaktır. Sinan Ateş suikastinin üzerinden günler geçti, tetikçi hala yakalanmadı. Soruşturma sürerken bir savcı izne ayrıldı, dosya ikinci savcı atandı. Kemal Bey iyi akşamlar. Biz Sakaryalı ülkücü olarak çok teşekkür ediyoruz. Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için gideceğiz. Allah razı olsun. Bütün arkadaşlar da adına eyvallah konuşuyorum burada. Eyvallah, sağ olun. Camilerde mevlüt dahi evet okutturmuyorlar Sinan Ateş adına. Haberim var. Lütfen dillendirir misiniz bu olayı? Tabii, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bakışçısı olacağız ayrıca. İçeride güveniyoruz size zaten. Sinan Ateş cinayetini başından beri gündemde tutuyor, yakından takip ediyor CHP lideri. Bu kez suikast için söz verdi, katilleri adalet önüne çıkaracağız dedi. Sinan'ın kızlarına adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Ülkücü Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP'de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak. Birileri bunu hala sır olarak görüyor. Bu sır değildir. Bizim evladımızın katili meclistedir. Sinan Ateş cinayeti Erdoğan'ın Bursa mitingine de taşındı. Ateş'in memleketi Bursa'daydı Erdoğan. Ama hiç değinmedi suikasta. O mitingde Ateş'in yakınları da adalet istedi, ancak polis izin vermedi pankarta. Aile ise gözyaşlarına engel olamadı. Sen ne yapıyorsun? Cumhurbaşkanımızın Bursa mitinginde bir nebze de olsun ondan adalet istemek adına oraya gelmiştik, ama oradaki güvenlik güçlerinin, sizler de şahit olduğunuz, açılan sadece bir atkıya dahi tahammül edemediklerini. Dolayısıyla bu saatten sonra biz anca bizim sahibimizin Allah'tan başka kimse olmadığına inanıyoruz. Daha önce MHP'de yöneticilik yapan Ateş'in dayısı Halil İbrahim Bozkurt Nevşin Mengü'nün YouTube kanalından Sindem Gündem'e konuştu. Ateş'in partide güçlenmemesi için öldürüldüğünü öne sürdü. Hala kamuoyunda işte katilleriyle alakalı yok bulunamadı falan filan. Herkesin bildiği bir sır. Şurada sokakta kime sorsanız Sinan Ateş'in katilleri kimdir diye, bunu herkes biliyor. Bizim evladımızın katili meclistedir. Bunu Türkiye'de biliyor. Onlara oralar kalmayacak. Onlara dar olacak. Evladımızın katili mecliste dedi. Aileyi Cumhurbaşkanı'nın değil danışmanın aradığını anlattı. Cumhurbaşkanımız her ne kadar basında işte bizleri aradığına dair, aileye aradığına dair bir takım bilgiler geçmiş olsa da, Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanı arayıp konuyla ilgileneceklerini söylediler. Malum atanan savcının siyasi rengi bellidir. Şekli, rengi, düpedüz, açık, tarafı belli olan bir savcının da bu davanın üzerinde efendim bir hükmü olmasını da kabul etmiyoruz. Şu ana kadar 13 kişi tutuklandı suikastın ardından. MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk de tutuklananlar arasında. Ancak soruşturmada birçok tartışma var. Tartışmaların gerekçelerinden biri eski Ülke Ocakları yöneticisi Tolgan Demirbaş. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un yanında gözaltına alınan Demirbaş daha önce serbest bırakılmış. İkinci kez ifadeye çağrılmasının krize yol açtığı öne sürülmüştü. Dosyaya ikinci bir savcı atandıktan sonra Demirbaş'ın ifade vermeye geldiği öğrenilmişti. Demirbaş tetikçi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı'yı Ankara'dan kaçırmakla suçlanıyor. Özyağcı ise 3 haftadır firari.
en az 100 bin kişiye hükmedecek siyasi gücümüz var. Eğer seçime kadar bu konu üzerinde özellikle ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bir irade göstermez ise rahmetli Sinan Ateş'in dostları olarak da bizlere beyanı şudur, sandığa gitmiyor. Biliyorsunuz 4 ay gibi bir zaman var seçimlerin yapılmasına. Bu bir siyasi efendim tehdit falan değil ama içimiz yanıyor. Güpegündüz Ankara'nın ulu orta yerinde Sinan Ateş gibi bir insanın katledilmesinde dağlar taşlar şunlar bunlar duydu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız mı duymuyor?